Merhaba. Merhaba. Bugün ne tadacağız? Cipsler. Gelsin tarhana. Cipsi. Yarım kilo yani burada da... Kaç karış abi? Ondan başlayalım. Kaç karış abi? Bilmiyorum, biraz büyükçe. Çok sevinim var herhalde. Bulgur ile tarhana. Fakirlik bizden yana. Ekşidi. Ha ekşidi ama o tarhana ekşisi böyle. Ha, evet onu diyecektim. Baya tarhanın tadı var yani. Köy tarhanı. Tarhanası. Tarhana. Abi şöyle ev yapılır bunlarla, baksana gözünü seveyim. Ben bir şey diyeyim mi? Zaten bununla sadece ev yapılsın. Neyse. Bence bundan mantolama falan yapılır. Aynen aynen yapıştırılır da. Tadamadım düştü. Abi ben bunun çorbasını severim. Ama yani bu olmamış. Bence baya iyi. Bunu niye cips diye satıyorlar ki? Gerçekten tarhana tadı var. Tarhana tadı var zaten. Tarhana ile yapmışlar da. Ekşi ama güzel bence ya. Arkadaşlar bu cips önümde olsun, ben bütün gün yerim. Yanlış olmuş bunun ismi. Kırtasiye'ye gidecekmiş, bu markete düşmüş. Yöresel Maraş tarhanası, yoğurt, dövme, tuz, kekik. Ben tarhanın kendini de sevmem zaten. Ooo çok kötü oldu. Samayi muz cipsi. Samayi ne ya? Böyle muzları dilimlemişler. Tabii sanki kızartmışlar. Yeşil muz mu olur? Bu gariban muzu bu hale getirmişler. Güzelim muzu. Bir şarkı söyleyebilir miyim ben Samay ile alakalı? Evet lütfen. Emeğe Samay! Emeğe Samay! Bu be. Ama bu bence güzel. Tamam. Bir kötü ismi daha yapıp böyle başlayayım istiyorsan. Evet. Sanayi muz cipsi demek ki bu. Neyse yiyelim. Yiyelim. Patates gibi. Allah aşkına bunun nesini beğendin ya? Bana bir de hadi. Patates cipsi. Muz cipsi derken muz. Muz bir tek görüntüde muz. Ne? Sen sadece burada muz yazıyor diye kafan oraya gidiyor. Halbuki bu patates cipsi. Böyle. Hiçbir farkı yok. Bayağı baharat atmışlar. Öyle böyle değil ya. Ben beğendim. Baharatı. Evet yakıyor biraz. Ama bir şey yok. Ama ben severim. Sinemada güzel olur bu. Sinemada mı güzel olur? Böyle çantaya atıp falan filan böyle şeyler olabilir. Çantaya atıp. Ayranla güzel olabilir ama abi. Ekvador'dan geldi. Ekvador'da üretiliyormuş. Muz cipsi değil. Samayi'ye atalım biz. Ben bunu yerim. Yenir. Hayatta yerim bunu yani. Evet. Hatta galiba biraz daha yiyeceğim. Önce sizden alalım. Nohut sevmiyorum, humus seviyorum. Biliyorsunuz humus nohutla yiyor. Ben nohut sevmiyorum, humus seviyorum. Humus neydi? Nohut işte. Nohut cipsi ya. Evet. Nohut ezince ben humus sevmem. Bence çok güzel ya. Şaka yapıyorsun. Şimdi humusta ön yargılı biri olarak tadacağım. Soğan mı var bunda? Soğan var ama daha çok şey var. Ne bu? Yoğurt. Dereotu. Çok ağır bir şey var ya ağızda da. Dereotu. Dillik yapmışlar bunu. Ay ben bunu yiyeceğim. Demek ki doğru bir şey yapmıyormuşum ama neyse böyle deniz kabuğu şeklinde falan. Sıkıntıya sokmaz herhalde yani, yenir ama. Böyle yağlı gibi, bir yağ gibi bir şey kapladı ağzını. Tamam şimdi çıkarmışsın, yiyelim bunları. Arkadaşlar bu humus sevenler için süper bir cips. Kesin tavsiye ediyorum, bence çok çok güzel ya. Kokusu da güzel çünkü dereotu var içinde, güzel kokuyor. O kadar zamandır tatma videosu yapıyoruz, bir şeyi yiyemedim yani. Öyle söyleyeyim sana. İncinin çıtır hali diyorlar. Ben pahalıyım da diyor, ben çok formunu koruyanlara hitap ediyorum onun diyor. Yalnız paketi böyle şey, temizlik malzemesi paketi gibi. Küçük bir waffle gibi. Kızlar kesin bu çok beğenmiştir bunu. Pestil kokuyor ya. Ben incir sevmiyorum pek, böyle alerjim var, dilimi falan şişiriyor. Ama kuru incir gibi yani, cips değil de kuru incir. Ne yiyorsun şu anda? Bu halinden bir şey olmaz herhalde. Niye alır ki bir insan böyle bir şey? İncir güzel bence. İncir güzel bence. Güzelmiş. Ama... Niye? Çünkü sadece 80'i çıkarıyor. Bir de yazmış altına fırınlanmış diye. Taze yenmesinden taraftarıyım. Ben bak, incirlerin pişirilmesine karşıyım. Dişine falan çok yapışmıyor. Bence güzel. Bence işte akar ya. Kuru incir sevmiyor musun sen? Baktığın zaman gayet de sağlıklı bir şey. Aa, ben bunu yiyorum. Ben de yiyorum.